Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda bütün oyundaki bütün hileleri sizlerle birlikte paylaşacağım. Neden olduğunu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle. Yani seven olur sevmeyen olur, artık onu geçtim, umurumda değil, onu söyleyeyim baştan da. Şu benim umurumda abi, artık bu adamların bu oyunu taktığı yok. Ben bunu net olarak anladım. Yani senelerce FIFA'nın geriye gittiğini net olarak görüyoruz. Bu sene oyun daha çıkmasına daha bir ay olmadı ya. Bir ay, ayın 28'de çıktı. Daha bir ay olmadan oyundaki kötülükler iyiliklerin önüne geçti. Kötülükler konuşuluyor. Hiç kimse demiyor ki Şampiyonlar Ligi'ni eklediniz güzel oldu. Hiç kimse demiyor ki işte oyuna Survival modunu eklediniz. İşte Acun Ilıcalı'nın modunu buraya getirdiniz işte falan filan. Hiç böyle bir şey ben duymuyorum. Bana çok kızıyordunuz. Biz Survival oynarız, şunu oynarız. Şampiyonlar Ligi çok efektli. Ben size herhangi bir şeyin önemli olmadığını, sadece gameplay'in iyi olması gerektiğini söylemiştim. Yine sevmeyenler işte yok sen ne anlarsın, yok şöyle. Onu diyenler şu an gidip abi kariyer modu açsın, sabaha kadar Şampiyonlar Ligi modu oynasın. Ben size bunu öneriyorum. Biz bu oyuna gameplay için para verdik. Fakat bu oyunun gameplay'i gerçekten de oynanacak bir seviyede değil. Dünyanın en çok satan oyunuyuz diyorsunuz. Evet, çok da satıyorsunuz ve seneler geçtikçe satışınız da azalıyor. Bu sene de bazı bir şekilde ortada. Şu oyuna almanız gereken ve yapmanız gereken tek şey olan server'ı almıyorsunuz. Biz Türkiye'den arkadaşlar her maç en az yarım saniye pingle oynuyoruz. Ve FIFA gibi bir oyunda timing'in bu kadar önemli olduğu bir oyunda yarım saniyenin bile ne kadar fazla önemli olduğunu biliyorsunuz abi. Ve hani bu en ölü yarım saniye, bir saniye, iki saniye. Ya bazı maçlarda zaten speed lag'lardan falan bahsetmiyorum. Hani rakibinizin interneti kötü ve oyun sürekli bir şey oluyor, bir yavaşlıyor, bir çok hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Böyle maçlarda insanları oynatıyorsunuz. Hani buna ben bir oyunun hakkı olduğunu düşünmüyorum. Hani biz FIFA 15'i istiyoruz abi. Hani çok yani oyuna grafik eklemenizi, Şampiyonlar Ligi eklemenizi istemiyoruz. Biz FIFA 15'teki gameplay istiyoruz abi. Hani senin oyuna grafik eklemen, Messi'nin kafasının 10 kat daha benzemesi hiçbir işe yaramıyor. Ve bunun dışında EA Sports'un en kötü politikası arkadaşlar, doğru söyleyenleri hiçbir zaman sevmiyor. Nepenthes, çok sevdiğim, bir takip ettiğim bir YouTuber. Her zaman doğruları söyleyen, doğru noktalara basan birisi ve Nepenthes hiçbir zaman EA'nin etkinliklerine çağrılmıyor. Sadece doğruları söylediği için. Ama Bates'in 87 denilen sır, her sene 1,5 milyon point yatırıp oyunda bir bok yapamayıp o kadrolarla 15-20 bini zor gören bir adam EA tarafından sürekli poflanıyor. Yani ben bunu anlamıyorum. Hani doğruyu söyleyeni neden yapmazsınız? Face Tfue biliyorsunuz ki Fortnite'ın en büyük oyuncusu. Fortnite'ın eksiklerini ve glitchlerini paylaşıyor ve bunu güncelleyin diyor. Fortnite de buna saygı duyarak kimseyi banlamıyor ve etkinliklerine falan da Tfue'yu davet ediyor. Birazcık insanlar hatalarını kendinde aramalı ve oyunu geliştirmeye bakmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Dünyanın en iyi pro player oyuncularından Kurt diye bir kardeşimiz var biliyorsunuz. Sırf EA hakkındaki görüşlerini dobra bir şekilde belirttiği için arkadaşlar EA Sports'un kompetitif eventleri tarafından ban yedi. Ve bir pro player olarak etkinliklere katılamayacak. Ve zaten kendisi de FIFA'yı bıraktığını açıkladı. FIFA 17'de çıkarmış olduğu marquee matchup'ları falan hatırlarsınız. Ne güzel paketler veriyordu. 2 senedir marquee matchup'ların verdiği paketleri düşürdü. Çünkü sizlerin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde coins kasmanızı istemiyor. Sadece points almanızı istiyor arkadaşlar. Bu yani şaka. Onun dışında trade yapanları banlar. Orada bir noktaya atlıyor herkes. Diyor ki sadece silver trade'leri yapanları banlar. Silver trade'leri yapanları banlamadılar. Normal trade yapanları da banlıyorlar. Footbin'e ucuz SBC'leri atıp, kendileri emek verip ucuz SBC'leri atıp oradaki oyunculardan kar eden insanları banlıyorlar. Bu adamların suçu ne abi? Bu adamlar oyunu biliyor. Kadro ucuzu kuruyor ve kar etmeye çalışıyor. Sizin bu adamları banlamaya hakkınız yok. O zaman marketi ortadan kaldırın. Abi PES'e döndürün o zaman. Madem biz alsat yapamayacağız, o zaman oyunu PES'e döndürün. Hani gitgide oyunu kötüye götürüyorsunuz ve biz bu kadar para ver. Bizim oyunumuz abi bu. Siz yani siz bunu yapabilirsiniz. Bu bizim yani biz sizin müşteriniz ve bu bizim oyunumuz abi. Siz FIFA 15'ten beri bunu kötüye götürmeye hakkınız yok. Benim en sevdiğim oyun FIFA. Evet oynuyorum. Seviyorum abi oyunu. Çok seviyorum ama trade yaparak ban yemek istemiyorum. Görüşümü belirterek ban yemek istemiyorum abi. Hani videoya böyle başladım. Kusura bakmayın ama bugünkü video paylaşma sebebim bu. Hani biz zaten diyor ben geçenlerde bir video attım. Kaybetmeme hilesi diye neden atıyorsun diyor. Abi maçta 1,5 saniye fark varsa adam o maçtan çıksın oynamasın abi, yani kaybedeceğine kanser olacağına oynamasın. Yanlışsam yanlışsın diyebilirsiniz, sevmiyorsanız sevmeye de bilirsiniz ama adamların illa her şeyi paraya götürme olayı çok saçma geliyor. E-spor denilen bu oyunda şansın olması bana çok saçma geliyor. Ben bunu anlam veremiyorum.
Neyse, şimdi videomuza başlayalım. Yani içimi döktüm gerçekten. Ya bizim oyunumuz abi bu ya. FIFA 15'i getirin abi, geri getirin. İstemiyoruz biz grafiğinizi falan. Gameplay'i verin abi bize. İlk olarak arkadaşlar, oyunda fitness kartlara para vermeme, kırmızı kart gören oyuncuların kırmızı kart cezasını bekleme ve sakatlık geçen oyuncuların sakatlığını ertelemeyi anlatacağım sizlere. Şimdi buradaki zaten oyuncuların kondisyonlarını görüyorsunuz. Kondisyonları düşük arkadaşlar. Şimdi bu kondisyonları normalde tabii 700'e falan snaplayabiliyorsunuz ama asıl gideri 859 civarı bir coins ve footchamps'da her maçta bir tane kondisyon basmanız gerekiyor. İnanın ki bana 99 kondisyon olmadan bence sakın maça çıkmayın. Gerçekten çok fark ediyor. Zaten kafadan her hafta 27 kat champs oynarsanız kondisyonu vermiş oluyorsunuz ve FIFA'da 1000 maç yapsanız toplamda 800k gibi bir fiyata kondisyon almış oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu almayabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu taktiği normalde uygulamıyorum. Sadece yayınlarımda uygulamıyorum ama normalde bu taktiği uyguluyorum. Şimdi yapmanız gereken şey, asıl kadronuz var arkadaşlar burada. Bir tane ekstra kadro yapıp bu şekilde ikinci kısmı açma. İkinci kısmı arkadaşlar, ilk 11'i oynatmayacağınız bronz oyuncuları ekliyorsunuz. Yedeklere de normalde görmüş olduğunuz gibi olan kardeşlerimizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kardeşlerimizin kimyaları arkadaşlar artacak. Zaten sizler de göreceksiniz. Hatta şurada kaleciyi çıkarıp direkt bunu alabilirim. Aynı şekilde Jesus da şu şekilde alayım, hani görmenizi istiyorum çünkü gerçekten hani olup olmadığını. Ondan sonra PlayStation platformunda göstereceğim. İki tane taktiği var, bilgisayarda falan da çalışacak, merak etmeyin. Ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar, internetten özele geliyorsunuz. Hani bu taktiği diyeceksiniz ki yok şu paylaşıyor. Ben 4 senedir buradayım, bu taktiği Türkiye'de ilk ben paylaştım, dünyada da ilk 3'te ben paylaştım abi. Hani artık bu kötü yorumlara da bir cevap vereyim. Yok işte coins kasma taktikleri şöyle böyle diyenlere de videonun sonunda cevap vereceğim. Orayı da izleyebilirsiniz. MTO ayarlarından manueli 1500 yerine 600 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde sizin EA Sports'un serverlarına bağlanma hızınız düşüyor. Bu da EA'in serverlarına vermiş olduğu ayar. Max bandwidth dedikleri olay, yani server hızının normal istenilen optimum hızdan düşük olduğu için size bu maçı oynatmıyor arkadaşlar. Bu maçı oynatmadığı için de siz aynı maçı tekrarda oynama şansı yakalıyorsunuz. Bunu online rivals'ta yapmanızı tavsiye ederim. Her yerde zaten oluyor ama dediğim gibi maçı oynamadan arkadaşlar direkt maçı bitirmiş oluyorsunuz. Hemen buradan online'dan arkadaşlar Division Rivals'a girerek sizlere göstereyim. Division Rivals oyna diyorsunuz arkadaşlar. Direkt maça girebilirsiniz. Herhangi bir ayar yapmanıza ya da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi bunu PlayStation'da ya bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Xbox'ta, PlayStation, Xbox, bilgisayar hepsinde var. Ya böyle yapabilirsiniz ya da benim bu sene bir tane kaybetmeme hilesi videosu atmıştım arkadaşlar. Hani hiçbir maç kaybetmiyorsunuz. Foot Champions'ta falan. Onu da arkadaşlar yapabilirsiniz. İkisiyle de dediğim gibi oluyor bütün platformlarda. Onun o videonun linkini de hem yorum kısmının ilk sırasına hem de açıklama kısmına koyacağım. Kardeşimiz takımı kurmuş, görmüş olduğunuz gibi Rashford'lar bilmem neler falan filan, Inter Milan. Gayet başarılı abi, evet. Şimdi zaten oyunun yavaş olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Ana ekranlar falan daha yavaş geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi rakiple olan bağlantınız kesildi. Çünkü bilmem ne bilmem ne. Ana menüye dönüyorsunuz. Sebebi ise dediğim gibi sizin hızınızın normal istenilen optimum hızdan daha az olmasıydı. Şimdi bizim burada kadromuz var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, oyuncuların kimyalarını da hatta şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kondisyonların arttığını görüyorsunuz. Bunu her şeyden sonra ve 100 coin de geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim, 100 coin de hediye geliyor. Bu şekilde yaklaşık 2 dakika sürme, 1-1,5 dakika içerisinde yapabilirsiniz bu ayarı. Bu taktikte arkadaşlar yaptıktan sonra tekrardan, hatta özel demek kolay deseniz direkt oluyor da hadi ben yine özelden göstereyim. Özel dediğiniz zaman arkadaşlar seçiyorsunuz artık hangi ağa bağlanmak istiyorsanız. Ağa bağlantılarını seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey az öncekinin aksine MT ayarlarını otomatiğe getirmek ve bu işi bitirmek. Bunu yaptıktan sonra tekrardan EA'ye girerek oynayabilirsiniz. Bu şekilde fitness, sakatlık, kırmızı kart gibi olaylardan kurtulabiliyorsunuz abi. Bu kartlara para vermenize gerek yok. Bronz kadroyu kur, 7-7 asıl kullandığını kur ve hani ben her maç kondisyon basıyorum. Sen basıyor musun, basmıyor musun ben bilemem abi ama ben her maç bastığım için bu yöntem bana karlı geliyor. Hani şimdi gelip yine buna enteresan laf etmeyin abi lütfen. Bana mantıklı geliyor. Her maç 800-700 coin vereceğime vermem abi, giderim bunu yaparım. İlk olarak anlatacağım size buydu arkadaşlar. İkinci olarak onun da bunları bir daha anlatmayacağım. Çünkü videonun sonunda farklı bir konudan bahsedeceğim. Scout Battle var arkadaşlar. Makineye karşı oynadığınız bir oyun modu. Bunda bir tane oyun açığı var. O oyun açığında hani bir tane gol atıp bütün maç pas yaparak maçı bitirebiliyorsunuz bir bug sayesinde. O bug'ı da bu videonun sonunda aşağıdaki linklerde göreceksiniz. Onlar zaten kanalda var olduğu için bir daha anlatmıyorum. Oradan daha detaylı izleyin. Ve kaybetmeme hilesi var. Kaybetmeme hilesinin linkini aşağıya koyacağım.
Şu anda arkadaşlar oyunda kullanabileceğiniz en büyük buglar bunlar. Şu anda bu buglar var. Şimdi asıl konuşacağım konuya geleceğim. Ben bu platformda 4 senedir varım. Beni zaten bilen biliyor. Amma ve lakin bok atmaya çalışan insanlar var. Benim verdiğim taktikler arkadaşlar zaten size milyonlarca coins kastıracak taktikler. Tamam mı? Ve ben oyunun başında sizlere demiştim ki Alvaro Negredo'ları 300-350 alın. Alvaro Negredo şu an 3K'ya gidiyor. Ve Alvaro Negredo 10K'ya doğru gidecek. Çünkü daha paketlerden çıkmıyor. Bu bir. İkincisi sizlere Salibur diye bir tane sağ açık önermiştim. Hem Saint-Étienne kartı var hem de bir tane eski takımının kartı var. O eski takımının kartı şu anda arkadaşlar markette yok. Onu da 350'den alabiliyordunuz ve 10K'ya gidiyordu. Ben size bunları yayının yani gidip kayıtları var zaten. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bunu F19'un ilk yayınında önerdim. Dedim ki abi böyle oyuncuları alabilirsiniz. Bunların fiyatları inanılmaz artacak demiştim. Bakın bu kardeşimiz. Şu anda zaten görmüş olduğunuz sadece Saint-Étienne kartı var. Normal kartı oyun yok. İstediğiniz kadar aratabilirsiniz. Ve siz bu kartı koyduğunuz zaman bu kart direkt 10K'dan arkadaşlar. Haşırt in the Blackboard gibi gidecek. Biz bunları paylaştık ama hiç kimse gelip bana demedi ki kardeşim bu taktiği paylaşın coins katsın. Sebeti taktiğini paylaştım. İşte 5 hesap açabilirsiniz. Olayın trio zaten. 5 hesap açın 30K coin atın. Ucuz kadroları paylaştım. O şekilde insanlar Pogba'lar Neymar'lar çıkardı. Yine kardeşim Allah razı olsun diyen yok. Al sat taktiğini paylaştım. Millet günde 200-300K coin kastı. Yine kardeşim Allah razı olsun paylaşın diyen yok. Ama geçen gün bir taktik attım 83'leri. Rivals sabah 850-900'den 950'den alabilirsiniz diye bir taktik attım. Cuma günü seviye çıkacak dedim çıkmadı. Yok bizi batırdın, yok şöyle ettin, yok böyle ettin. Tekrar söylüyorum 83 rating SBC'ler zaten çıkacak. Yani pazartesi günü yarın yani yarın akşam ben SBC'nin 83 rating isteyen bir SBC'nin çıkacağını düşünüyorum. Farz edelim ki çıkmadı kardeşim. Tamam farz ediyorum çıkmadı. Sen 83 rating bir kartı 900-950 alarak nasıl zarar edebilirsin? En kötü geri satarsın 150 tane kart alsan. Bak 150 tane kart alsan abi tamam mı? Edeceğin maksimum zarar 30-40K. Benim sana verdiğim taktiklerle sen zaten günde 200K coin kasabiliyorsun. Hani artık gerçekten abi hani buradayım abi anladın mı? Hani burada. Hani gerçekten buradayım. Biz yanlış bir yerde yanlış yapıyoruz. Yani nerede yanlış yaptığımı çözemedim. Çok iyi insan olmak mı yanlış? Yani iyi insan olmak affedersiniz piç gibi sadece bir şeyden kendisi yararlanmayıp paylaşmak. İnsanları bilgilendirmek. Bu mu yani yanlış olan? Sizlerle birlikte Facebook grubundan konuşup Instagram'da 400-500 tane DM'ye cevap vermek haftada bu mu yani kötü olan? Hani bu mu yani yanlış? Size yardım etmek mi? Tabii ki aranızda çok iyi insanların, çok iyi çocukların, çok iyi abilerimin, kardeşlerimin olduğunu biliyorum. Zaten sizler bana her seferinde yazıyorsunuz. Ama benim lafım her taktikten yararlanıp, her videomu köpek gibi izleyip sonra orada burada benim adımı kötüye çıkarmaya çalışanlar. Benim custom coin'in haddi hesabı yok. Bu sene yaklaşık 15 milyon coin kastım ve 10 milyonunu sattım. 5 milyonu da ana hesabımda duruyor. Ben traderim abi. Ben trade işinde hani affetmem. Bunu zaten biliyorsunuz. Benim olayım coin kasmak abi. Ben zaten bu boktan internette, bu boktan serverlerinde bu oyunun ben champs oynamanın insanı kanserden başka hiçbir şey sürükleyeceğini düşünmüyorum. Ve kaybetmeme hilesini neden paylaştığımı söyleyeyim. Abi kaybetmeme hilesini paylaşmamın sebebi çünkü yani sadece kaybetme hilesi değil aslında abi. Bu oyun pay to win. Yani bu oyuna para vererek kazanıyorsun. Sen 450 liraya point alıyorken adam 90 euroya point alıyor. Yani 90 euroya 12.000 alıyor. Böyle bir eşitsizlik var. Ve adam iyi kadroya geldiği zaman her ne kadar kötü oynarsa oynasın seni yeniyor. Sen adama yenilmekle haz mı duyuyorsun abi? Hani sen o maçı oynama, hack'i kullan. Çık oynama abi o maçta. Hani niye yani buna niye insana tepki gösteriyor ben bunu anlamadım. Ya da mesela her maçta eSports sadece Almanya server kurduğu için hani Fortnite'ın bile Fortnite bedava bir oyundu. İlk çıktığında bile Avrupa'da 5-6 tane server vardı. Yani senin tek server var Avrupa'da ve çok oynanan oyunuz diye böyle havalara uçuyorsun. Yani bir server açmıyorsun. Şimdi adam bir saniye fark olan serverda niye oynasın abi? Ne, zevk mi alacaksın yani? Bir saniye fark olan adam tak 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 oynarken sen daha adamın götü dönmüyor, başı dönmüyor, pasın gitmiyor. Sen bu oyunu oynamaktan zevk mi alacaksın arkadaşım? Eğer zevk alacaksan zevk al abi tamam. Ama ben almıyorum ve insanların da bu oyundan o şekilde oynayıp kanser olmasını istemiyorum. Ve o taktikleri de bu şekilde paylaşıyorum. Yani Scout Battle'da, FootChamps'a kaybetmeme, Fitness'a para vermeme. Hani daha buglar var ama bu kadar efektif buglar değil ki gerekli yok hani onları kullanmanıza. Bunları kullanın abi. Hani ben dediğim gibi ne bulursam zaten bu kanalda paylaşıyorum ama artık insanların saygı duymaması gerçekten de beni yani deli ediyor abi hani. Yani fıttırma seviyesine getiriyor. Abi izleme ya saygı duymasın izleme yani bu kadar basit.
Abi bir de biraz içimi döktüm çünkü bu FIFA'nın çok iyi iyi bir oyun. Yani FIFA 15'teki oyunu geri getirin. Rica ediyorum. Her kadroda Ronaldo aramayalım. Robben de iyi olsun. Ribery de iyi olsun FIFA 15'teki gibi. Her kadroda biz gidelim orta sahaya. İşte Fred olmasın. Fred olmasın abi ortada. Başka adamlar da olsun. Hani her oyun bir adamı OP yapmayın, anladın mı? Her oyun bir adamı OP yapmayın. Böyle her oyuncunun bir değeri olsun abi oyunda. Yani illa forvete Ronaldo alacaksın. İşte arkasına ne bileyim Blit alacaksın. Yani adamlar bir ikon çıkarıyor Scholes diye. Belki İngiltere tarihinin en iyi orta sahalarından birisi. 69-68 defans prime kartı. Yani Scholes izleyenler bilir abi, imkanı yok 68 olmasına. Hani kartları öldürüyorlar abi ve hani ne kadar ikon çıkarlar? Hani yeni ikonlardan hangisi kullanılıyor şu anda? Yeni ikonlardan. Hani gördüğünüz pro player kadrolarında yine eskiler var. Çünkü eskileri daha iyi. Adam yenisini tercih etmiyor yani. Diyor. Çünkü diyor ki bu oyunun metasına uygun değil, ben bunu tercih etmeyeyim diyor abi. Ha böyle bir saçmalık var ve FIFA 15'te bundan hiçbiri yoktu abi. Demek ki siz oyunun grafiklerini güzelleştirerek, Şampiyonlar Ligi'ni alarak bu oyunu iyi yapmıyorsunuz. Hani ben bunu söylüyorum. Görüşme katının katımı beni ilgilendirmez. Hani insanlar da yok işte böyle şey yapıyorlar abi, ne bileyim hani pro player'lara işte taktiğini ver, şunu ver, bunu ver abi. Pro player'dan taktik almanız falan sizin hiçbir işinize yaramaz. Yani anladınız mı? O adamlar gidiyor Gullit'ler, Vieira'lar, işte Ronaldo'lar gibi yüksek katlarla oynuyor. Zaten onun sayesinde onlar o iyi winleri yapabiliyor. Oyun zaten onu diretiyor sana yani. Onu al, ben sana diyor kazandırayım. Hani senin o adamın custom taktiğini almak sana bir şey katmaz. Bu oyunda iyi kadron varsa kralsın, yoksa noobsun baba, bu kadar basit. Ne kadar iyi oynarsan oyna yenemezsin. Yenemezsin yani. Adamın motosansa prime grid varsa zaten bilgisayar defansa topu kendi alıyor. Sende Fred varsa sen boğuluyorsun zaten orta sahada hani. Hani dolayısıyla ben bu girişleri bu yüzden paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Biraz içimi döktüm abi. Beni anladığınızı düşünüyorum. Videoda herhangi bir edit yok. Her videoda olduğu gibi ne yaptıysam tamamen size anlatıyorum. Herhangi bir anlaşılmamazlık olmasın diye. Kırmızı kart görmeme, kırmızı kart görünce geçirme, sakatlık kartına para verme, fitness kartına para vermeme, kaybetmeme hilesi ve squad battle glitch'ini paylaştım. Squad battle ve foot champs'ı önceden paylaştığım için aşağıya koyuyorum. Emeği saygı olarak videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.